Merhaba arkadaşlar, Açık Set TV'de Erdoğan Hoca ile karşınızdayız. Geçen derste o kadar güzel sohbet ettik ki vaktin ne olduğunu göremedik hocam. Ve Erdoğan Hoca'nın güzel, o kadar güzel benzetmeleri var ki hala aklımdan çıkmıyor. Ne çıkmıyor biliyor musunuz hocam? Ne, hangisi hocam? Filoloji, fil. Ha, fillerin hortumunu ölçen. Fillerin hortumu. Aslında o değil hocam. Dil bilimi diye. Dil bilimiydi. Öyle değil mi? Dil bilimiydi. Filoloji diyebilir miyiz hocam onu o zaman? Diloloji. Lülülülülülü vardı. O da vardı hocam. Filoloji vardı o da. Ama Doğu hocanız yine tongaya düşmedi. Hemen cevap verdim. Fark ettin değil mi hocam? İnanın hiçbir başarıydı o. Teşekkür ederiz. 10 kişiden 9 kişi yanlış cevap veriyormuş. Evet. O 10 kişiden bir kişi benim galiba hocam. Evet. Bugün ne yapıyoruz Erdoğan hocam? Tarihten neler yapıyoruz şu an? Değerli arkadaşlarım ve Doğu hocam, teşekkür ederim bu arada. Tarih biliminin bize renk katmasından bahsedeceğiz. Niçin tarih? Ne demiş Mustafa Kemal? Tarih yazan, tarih yapana sadık kalacak. Neden? Yani objektif olacak. Objektif olacak ve ortak hafızayı nesilden nesile aktaracak. Aktaracağız. Tarihini bilmeyen başkalarının yazdığına inanır. O şekilde yönlendirilir ve kendi tarihini hiç yokmuş gibi der. Ve kendini köle, sömürge gibi adlandırır. Ne dedi Afrikalılar? Bize gelen Batılılar bize İncil'i verdi. Gittiler, elimizde İncil kaldı. Bir baktı ki tüm kaynaklarımız hop Avrupa'ya kanalize olmuş. Tarih bilinci olsaydı bu insanların, gelenlerin niyetini hocam bilecek ve dik duracaktı. Mustafa Kemal neden tarih? Tarih kurumunu kurdu. Ne dedi yayın, kurdu yayın organında? Belleten. Kimi öğreten hocam? Bize ve gelecek nesilleri öğreten. Unutmuyoruz değerli arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar, tarih öğrenmenin çok yönlü yanları. Tarih toplumun arkadaşlar hafızası. Hafızasıdır. Hani var ya hafıza kartı. Oradan yok olmaz. Yok olmaması lazım. Ve üstadım, tüm virüslere karşı o korunaklıdır. Neyle? Tarih bilinciyle üstadım. Unutmayalım bunu da. Ve ardından tarih geçmişten geleceğe tüm deneyimlerimizi gelecek nesle bize göre, hayır, objektif tarihe göre anlatım, aktaran bilim dalıdır değerli hocam. Bu çok önemli. Geleceği köprü hocam. Köprü. Hem de otoban, beş şeritli. Yani zaten hep şey diyoruz ya, geçmişini bilmeyen geleceğini asla kesinlikle bilemez. İşte o yüzden ortak hafıza ışığında gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Ne demiş Bilge Kağan yazdığı ve dikildiği Göktürk kitabelerinde? Ey Türk milleti, titre ve kendine gel. Şu an ne diyoruz? Aynı slogan değil mi? Bunun dikildiği dönem 727 idi. 2018 Yine ortak hafıza. Hafıza kartı. Belleğimiz bir hocam. Bir. Silinmez. Virüslere. Çünkü millet olma bilincini bize getirir. Ortak paydaşlarımızda. Ve geçen dersimizde bahsettiğimiz gibi hep deriz yani. Ya benim dedem şöyle söylerdi. Şu arsa var ya, orayı ben alıyordum aslında bir ara. O bütün herkese var herkese ya. Herkese var değil mi hocam? Bizde de var. Benim dedim Hazreti Adem hocam, seninki. Ha. Hazreti Adem. O zaman akrabayız hocam. Akrabayız bir yerden hocamızda. Yakaladık. Yoksa annemiz Hazreti Hava mı? Kesinlikle öyle. Hocam sana kardeşim demek istiyorum. Ne demek kardeşim benim? Sıkıntı yok. Hep kardeşiz zaten. Şöyle bir şarkı var mıydı hocam? Hepimiz amcaoğluyuz diye. Hepimiz neydi o? Kardeşiz. Ha, amcaoğlu değil. Emmioğlu başkasının da o. Evet. Bir de emmioğlu vardı. Arabeskle bağlamayacağım hocam buradan. Evet. Tarih olaylar. Dedi ki her şarkı bile kendine aitse tarih olaylar da kendine aittir. Günümüzün değer yargılarıyla yorumlanmaz. Hani vardır ya, 12 Adem ve Rodos'u kaybettik Lozan'da. Hiç alakası yok. Hocam Uşi'de 47 Paris Anlaşması'nda kaybettik. Lozan'da sadece bu anlaşma teyit edilmiştir. Gündeme bile gelmemiştir aslında. Bir şehir efsanesi yarattık. 12 Adem ve Rodos Lozan'da gitti. İlk siyasetçisi kaybetti. Alakası yok değerli hocam. Bu tarihin objektif olmayanlar tarafından yorumlandığı bir şey. Unutmayalım değerli arkadaşlarım. Lozan'ı bilmek için 2018'de Açık Lise TV'de çay kahve içerken hocam bunu konuşamayız. O günü yaşadık mı değerli hocam? Yaşamadık hocam. Yaşamadık. O yüzden ahkam
Kesilmez. Ahkam kesme. Bunun adı ne? Abesle iştigal. Tarih bize neyi getiriyor? Objektif olmayı. O günün, günün koşullarını değerli arkadaşlarımız. Evet, dediğimiz gibi hiçbir yardım olmuyor. Yani şey demeyeceğim. Ben şöyle olsaydım böyle yapardım. Sen o zaman yani da olsaydın. Yani sana verilen cevap şu, keşke yapsaydın. Yapamazsın zaten keşke. O zaman da olsaydın. Şimdi hocam bir vatandaş şarkı söylüyor bir ortamda. Bunu kim söylüyor diye soruyorlar vatandaşa. Hı hı. Şu söylüyor. Keşke o söyleseydi. Keşke hocam sen söylemesen yani. Çünkü sesin müsait değilse lütfen sen söyleme. Hı. Bildiğim tek şey bir şey bilmediğimdir. Tarihte de değerli arkadaşlarım herkes biliyor ama nasıl biliyor? Ona göre, buna göre. Siyaset, politika tarihe girdiği an hocam orada kaotik ortam doğar. Çünkü objektif olmaktan olmaz. Aynen teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Ve Zaman. Hocam demin ne dedi? 40 civarı, yaş 32. Bu bir zaman saptaması arkadaşlar. Evet, 32 yaşındayım. Kesinlikle. Bu takvim daha dünyada yapılmadı ama bu takvimin adı Doğu takvimi Doğru. büyük ihtimalle. Ama güzel bir takvim. Tavsiye ediyorum. 2-2 sayıyorsun alacak hocam. Farkındayım. Mesela Ajde Pekkan, Muaç Zaferi'nde vardı. Tabii. Preveze'de vardı. Ben dedem varken vardı. Babam varken vardı. Evet. Vardı hocam, hep vardı. Hala var. Ama hep aynı. Maşallah. Değişmedi. Nazar biz hocam saçımıza biraz felakat ettik. Ama kendisi oynama şıkıdım, şıkıdım. Evet. Dedikodu yaptık bu arada biliyorsunuz. Bazen Acun da aklıma geliyor hocam. Siyah giyip ne yapıyordu o? Magazin promu sunuyordu hocam. Eskiden. Kesinlikle. Şu anda siyah giyiyor hala. Parası yok ondan tahmin. Hocam o açıklamasını yaptı. Ne dedi hocam acaba? Çok merak ediyorum. Okay, dersi boş verin. Tarih mühim değil. Buyurun hocam. Hocam şimdi adam şey diyor, ben diyor yılın diyor 265 günü çekim yapıyorum diyor. Çok doğru. Oradan da Yıldız Silbe dedi ki biz sana alalım paran yoksa dedi. Hocam kapak sizin var mı? Sizin söylediğiniz. Kapak varmış ben koydum. Yani adam vakti olmadığı için giyemiyor. Yani evet. Uğraşamam diyor ben bununla siyah. Bak evet. Biz de ne yapıyoruz hocam? Siyah giyiyoruz. Bu arada arkadaşlar bana bilmiyorum biraz dar gibi geldi ama. Hocama biraz daha büyük biraz alacağız. Biraz çaktırmayalım. Teşekkür ederiz. Zayıflayacak hocamız. Büyük ihtimalle. Evet. Takvim. Takvim zaman çizelgesi hocam. Hı hı. Ve iki tür takvim var dünyada. Ana esasına göre. Biri güneş yılı, öteki ay yılı. Ay yılı. Hocam ilk bulunan hangisidir o zaman dünyada? Hadi hocam bakalım. Şu anda... Deminki soru hocam bildiğiniz soru bir dersimizde. 10 numaraydı. Hocam bilirseniz kahvemi alırım. Amacım bilmesini engellemek. Evet. Şimdi hocam şu anda dünyada güneş yılı kullanılıyor değil mi? Kesinlikle üstadım. O zaman güneş yılı kullanıldığına göre... İlk önce ay yılı bulunmuştur. Hocam öpmek istiyorum. Hayır. Hocam öpmek istiyorum. Gerçekten bildin mi? Gerçekten de hocam. Yorumlara dikkat edin hocam. Değerli arkadaşlarım kitabımızda önce güneş yılını almış ama önce bulunan ay yılıdır. Unutmayın sakın. Farkını yazdık zaten. Bahsediyoruz. Hocam müthişsiniz bu arada. Güneş yılı şu an kullandığımız ay yılı arada 11 gün fark var. Tamam. Tabii ikisinde de değerli kardeşlerimiz, öğrencilerimiz... Hangi bilim dalı geçerli? Astronomi. Astronomi bilim dalı geçerli hocam. Ha şimdi Ramazan'ın niye 11 gün geriye geldiğini anladım. Tabii ki. Ve ilk ay yıl takviminin bulunması o zaman bir bilim dalını ortaya çıkarttı. Astronomi. O zaman tarihte yan bilimlere... Kesinlikle bak oradan da geçiş oldu. Yapıyoruz şu an. Evet. Evet. Dikkat. Burada bir nüans var kıymetli öğrencilerimiz. Ve bir çıkmış soruyu buraya monte ettim. Milletler veya toplumlar. Kendi takvim başlangıçlarına değer verdikleri olayları monte etmişlerdir. Örnek mi? Üstadım. Hemen bakalım. İşte bir Doğu Akdeniz uygarlığı olan İbraniler. Onların inancına göre Tevrat'ta geçen bir baba, bir pasaja göre Herodotus milattan önce 3761 takvimlerinin başlangıcıdır. Yani onlar için o sıfırdır. Yunan kültürüne göre Zeus adına Olimpos Dağı'nda yapılan milattan önce 776 ilk olimpiyat oyunlarıdır. Başlangıcı sıfır. Hristiyan alemine göre Hazreti İsa'nın Kudüs'te doğduğu gün olan başlangıç sıfırdır. Milattan önce sıfır başlangıçtır hocam. Müslüman alemine göre Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret olayının tarihi 622 milattan sonra sıfırdır. Demek ki bir daha söylüyorum
toplumlar hocam kendine değer verdikleri önemli bir olay. En önemli olayları dindir, kültürdür. Mühim değil. Onu başlangıç yapmışlar. O zaman Açık Set TV'nin de takvimi 2017 hocam. Hocam evet sıfır çok alalım, doğru. Biz de bunun adı da hocam biz sıfırdan bire geçiş yaptık şu an. Bire devam. Tamamdır hocam. Hocam bire devam. Takvimler. Evet, takvimler. Aslında bu konu başlığı değerli arkadaşlarımız bizim kitabım Açık Lise'nin kitabında aynı takvimlerle yazmış. Bir minik anekdot hocam vermek istiyorum. Bir hatalı bilgidir aslında. Türklerin kullandığı takvimler demek lazım hocam. He, Türklerin kullandığı kesinlikle takvimler. Kesinlikle. Çünkü o sıraya göre yazmış. Ve çıkmış bir soru. İlk Türk kökeninin kullandığı takvim 12 Orta Asya merkezli 12 hayvanlı Türk takvimidir. Buraya kocaman yazıyoruz. İlk takvim 12 hayvan. Hocam bu sorular sınavlarda bakın lütfen değerli arkadaşlarımız çıkıyor. Bak çıkıyor. O zaman not uzalım hocam, ya. Sizden de hocam bu cümleyi alabilir miyim değerli hocam? Arkadaşlar çıkıyormuş. Daha ne yok yok çıkıyor. Ha çıkıyor. Ya o çok önemli. Bak çıktı yor. Bile. Tamam. Ben teşekkür hocam. Ederim. 12 bu, hayvanlı Türk takvimi ilk kullandı. Yani, ve hocam güneş yılı esaslıdır. Çok önemli. Ve bu takvimde minik bir anekdot hatası var. Yıl isimleri hayvan isimde adlandırılmış 12 yıl içinde bir devir yapılmıştır. Devir 1, devir 2. Burada yaşı hesaplamak biraz daha hocam zorlaşıyor. Zor. Bence bu takvimi lütfen üzerimize almayalım. Kadınlar bence bulmuştur hocam. Yaş hesabı ortaya çıkmasın diye tahmin ediyorum. Ama düşün bak 40'tan sonra bize de işimize yarıyor. 32. 32. 32 hocam 32 düzeltmek istiyorum bu arada. 32. Teşekkürler evet. Hocam. Ve birkaç buraya yıl ismi, hayvan ismi yazdım. Sıçkan, ut, tavışkan, lu böyle gidiyor. Hı. Bu devir 12 yılda bir ne yapıyor tekrar? Devir, başa döngü halinde geliyor. Tekrarlanıyor. Ve kimler kullandı? Köktürklerle Uygurlar. Ne zaman kullanıldı üstadım? İslam öncesi Türk tarihinde. İslamiyet'ten önce kullanıldı. Unutmayalım. Ve ilk kullanıldığımız takvim. Köktürklerle Uygurlar. Unutmayacağız bunu da. Ve şu an imgesel Çin'in bile, hocam Moğolistan'ın bile bunu kullandığını bizler biliyoruz hocam. Bizden almışlar. Bunlar tamam bu takvim onlar için imgesel ama kutlama yaparken mesela Lu Ejder yılını gördük geçen televizyonda ben. Ejder motifli bir elalde büyük ihtimalle bir aksesuar yap içine girmişler ve geziyorlar ve kutlama yapıyorlar. Halbuki yani kökeni Lu. Ejder. Gönderdim bu arada hocam bunu. Çok üzülürüm hocam. Bu arada bizim için olmazsa olmaz bir malum aracımız var. At yılı da bizde neyle adlandırılmıştı? Yunt yılıyla. Yunt yılı. Hani vardır ya yurt tuttum, yurt ettim. Nasıl yaptın? Atla gittim. Yürüyerek değil. Atla gel Şaban. Hmm. Pardon. At. Ula gel. Atla o çok gel önemli. Şaban. Evet. Bu arada evet. Onu da almış olduk. Rahmetli evet. Kemal Sunal'ı da almış olduk. Evet. Hicri takvim. Bunun özelliği şu değerli hocam. Bizim ikinci sırada kullandığımız takvimdir. Takvimdir. Yok. Aslında özelliği bu değil. Hocam ne hocam? O zaman? Türk tarihinde ay yılı itibariyle kullanılan tek takvimdir. Kullandığımız her takvim al sana bir anekdot. Lütfen not alın bunu. Güneş yılı esaslıdır. Ne hariç? Hicri takvim bitti. Hariç. Zaman, hangi zaman takvimin kullanış içeriği esası diğerlerinden farklı sorusunun cevabı? Hicri. Ben bunu neden? Sorarım. Hocam zaten çıkmış sorularda da örneğimiz var. Birkaç uygulama sorusu koydum. Hı hı. Oraya bunu da koydum. Beraber zaten bunu beraber değerlendireceğiz. Bunun başlangıcı neydi? Hicret. 622 Hicri. İşte bir özel bilgi. 639 yılında 4 halifenin ikincisi Hazreti Ömer takvimi artık İslam dönemine, İslam tarihine başlangıç diye hocam sormuştur. Takvimi yapan Hazreti Ömer. Unutmayalım. Bakın bir daha söylüyorum. Ay yılı esaslı olan kullandığımız tek takvimdir. Lütfen unutmayalım değerli kardeşler. Evet, gönderdim hocam o zaman. Evet, Hazreti efendim. Ömer'i de unutmuyoruz. 639. 9. Ve Celali takvimi. Bunu Alparslan'ın oğlu, en büyük Selçuklu Sultanı diye geçen zirve noktası hocam. Melikşah, Ömer Hayyam muhteşem bir bilim adamına, evet, hem edebiyatçıya, matematikçi, hem edebiyatçı. Astronom, matematikçi, yani eski zaten bilim adamları göreceğiz. Bir alanda değil, bu üstadların üstad olma sebebi ne? Birçok alanda hocam
zirveye çıkmaları. Demin ne dedik? Bilim birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Zaten birçok matematikçi felsefecidir hocam. Bu şekilde olması gerekiyor. Olması gerekiyor. İyi zaten bilimlerin başı felsefe. Bu nedirdir değerli hocam? Hmm. Bununla başlamış. Evet. Ömer Hayyam'a bu takvimi hocam sundular, yaptırdılar ve ne esaslıymış? Güneş yılı esaslı. Ve başlangıcı da Melikşah'ın dönemi. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu takvimde hocam hedef biraz da bir öğrencim vardı benim. Ekonomi diyemezdi. Hoşuma giden bir kelime. Ekonomi. Yani bu takvimin içeriği ekonomik takvimdir hocam. Şöyle bir soru olabilir mi? Çünkü Rumi takviminde buna yakın bir bilgi var. Hangi takvimler Türklerin kullandığı ekonomik takvimlerdendir? Bir, Celali takvim. İki, Rumi takvim hocam. Bunu da biz soru itibariyle yakalayacağız değerli hocam. Unutmayalım. Yakaladık bile. Teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Ve İlhanlı takvim. Yeni eklenen bir bilgi. Hiçbir sınav sorusunda yok. Taze bilgi olduğu için hani var ya ya çıkarsa yeni ya çıkarsa ben de abartı olur hocam. Tuttururuz. Bizi burada ilgilendiren ne hocam? Yılbaşı Nevruz. Yılbaşını hocam Nevruz'a dayandırmışlar. İlhanlı hükümdarı var. İlhanlılar kim? Minik bir anekdot vermek istiyorum. Cengiz Han'ın soyundan gelen bir kişiler. Topluluk. Liderleri Gazan Han Celal takvimini değiştirip kendi namım yürüsün diye İlhan takvimini yapmıştır. Hı hı. Ve Afganistan'da Hindistan coğrafyasında kullanılıyor. Ama ilginç bilgi İran'ın milli takvimi şu an budur. 1925 yılında bu takvim çok enteresan bakın. Türkiye 1 Ocak 1926 yılında neye geçti hocam? Şimdi kullandığım miladi takvim. Aynen öyle üstadım. 1925'te de İran İlhan takvimine değer verdi. Bir şey daha söyleyeceğim. İlhan'ın yaşadığı coğrafya zaten Horasan ve İran coğrafyasıdır. Yani bundan etkileşme. Dolayı adam değer vermiş. Dedik ya mekanlara mekan yapan kimdi hocam? İnsanlar. Yani işte bitti. Tak aldık hocam. Bunu aldım hocam. Aldık gitti. Rumi neymiş takvim. Hocam? Tak. Aldık. Rumi takvim Osmanlı Devleti. Ve işte çıktı. Bu çok önemli bir anekdot. Mali pardon, mali, ekonomik. Ekonomik dediğini söyleyeceğim. Ben tam şey kavrayamadım. Hemen söylüyoruz. Yani, takvimlerin genel itibariyle birçoğu zaman ölçüsü itibariyle hocam ortaya tamam. çıkar. Ama İslam aleminde kullanılan takvim neydi? Hicri takvim. Hicri takvim. Günler örtüşmediğine göre işte anladım. Onlar ekonomik iş birliğinde mesela neden Mustafa Kemal geçti milat takvime? Çünkü çağdaşlaşma. Ben diyorum ki bana pazar günü 10 tane Maraş dondurması yolla diyorum Avrupalılara. Maraş dondurması bak. Ama pazar günü adamlar tatil çalışma. Yapıyor. Cuma günü yolluyorlar bana. Biz ben cuma günü tatildeyim. Maraş dondurması ne oldu hocam? Süttaç. Süttaç. Onu da severim bu arada. Yeriz hocam. İşte, arada yeriz ya, yani. Tak her zaman. Yönetmenim lütfen bak. Kesinlikle. Hocamız süttaç istiyor. Bugün bize bakın olmaz. Biraz sıkıntılı evet. Geldi hocam. Bunu da eleştiri itibariyle koyalım. Dediğimiz gibi ekonomi. Aa bir dakika hocam. Demin bir tane daha böyle var mıydı? Ekonomik takvim. Vardı hocam. Neydi üstadım? Güzel bir soru. İlhanlı takvim. Değil. Değil. İlhanlı değil. Hocam bir saniye kafamı karıştırdım. Celali takvim önemli. Yönetmen hocam. Kopya verdi. Ben şahidim. Yok, buradan baktım hocam. Ama verdiler. Ben, ha, ben oraya bakamıyorum. Kameraya ağızdan bakacağım gelen, ve yana göremiyorum. Böyle, böyle Celali deyince ben anladım yani tamam. Üstadım. Celali takvim. Bu arada hocam. O zaman 2-1 oldu hocam maç şu an. Evet. Teşekkür ederiz. Hocam lütfen. Gönderiyorum tak. Hocam. Tak hocam. Evet. Şu zaten, söylemedi. Hocam ha, bu zaten bilgi itibariyle hocam çok derin bir anekdot. Mart ayı, vergi ayı, mali yılbaşı hocam. Dışı. Evet. Milali takvim. İşte. Evet. Şöyle geri yaslanalım. Çünkü? Çünkü niye? Süttaç. Pardon. Aklım süttaçta kaldı. Kusura bakmayın. Süttaç değil. Duydu. Miladi takvim. Bir kere milat ne? Hazreti İsa'nın doğumu. Evet. Kudüs'te Nasrani köyünde doğdu. 0 yılında. Ve mesela 0 yılı kabul ediyoruz. Aynen öyle. Çünkü kabul edeceğiz. Şu an gündemimiz ne? Ne takvimi? Milali takvim çünkü. Güneş yılı esaslıdır. 365 6 saattir. Ve 1 Ocak yılbaşı. Hı hı. Doğru. Ama burada enteresan bir yorum var. Hani duyarız ya böyle Fenerbahçeli Alex, Carl Baroni vardı bir tane de. Hı hı. Roberto Carlos'lar. Bunlar 1 Ocak'ta değil. Noel'i kutlamaya erken giderlerdi. 24 Aralık. Aynen işte 24 Aralık'tan bir hafta sonrasını
miladi takvim hocam 1 Ocak diye başlangıç almıştır. Hı hı. Noel bir hafta önce gelir. Ama takvim başlangıcı 1 Ocak'tır. 1 Ocak'tır. Bir şey daha sormak istiyorum. Bu takvim Mustafa Kemal ne zaman kabul etti? 1926'da. Ama 1 Ocak'ta. Ha, 1 Ocak'ta ya, kabul etti. Mustafa Kemal'in her yaptığı eylem cuk yerine oturur. Bakın ha. 1 Ocak. 1 Ocak. Güzel. Unutmayalım. Doğum tarihi hocam bizim şu an ne? 1 Ocak. 1 Ocak. 1 Ocak. Evet. Bizim köyde çok vardı hocam ya. Hep 1 Ocak zaten. Hep 1 Ocak. Herkese 1 Ocak bir, yazmışlar. 1-1-1. Aynen öyle. Ve evet. Güneş yılını, arkadaşlar değineceğiz ama güneşe inanan, tapan Amon Ra, hı hı. Büyük Ra, büyük tanrı Mısır'dır değil mi hocam? Evet. Mısır işte bu takvimin kökenine Mısır'a dayanıyor. Amon Ra, güneş takvimine. Değineceğiz zaten. Sonra bu takvim Roma sayesinde, ki Roma ilk çağda bir emperyalist, yayılmacı devlettir. Mısır'ı Jules Caesar istila etti. Ne varsa oradan Avrupa'ya taşıdı. Ve Papa 13. Gregor, kendi namım yürüsün diye Papa, papalı göreceğiz. Bilim pek sevmiyor maalesef orta çağda. Bilim düşmanı gözüküyor. Hayır, biz bilimi seviyoruz ya. Demek adına namım yürüsün diye bir takvim yaptı. Adı ne? Gregorian takvim. Ve en son şeklini de Mustafa Kemal Avrupa'da modernleşmeyle beraber miladi takvim diye bizim hizmetimize sundu. Hocam, geçelim hocam. Geçelim hocam. Geçtim hocam. Evet, şimdi bu hocam ince bir yorum. İnce bir yorum. Şunu söylemek istiyorum öncelikle. Yüzyıl kavramları. Kesinlikle hocam. Yüzyıl kavramları ama biraz daha farklı vereceğim değerli öğrencilerimize. Şurayı bir böldük. Tamam. Milat sıfır. Sıfır. Milattan önce mı? Milattan sonra. Hı hı. Milattan önce rakamları. Bakın dikkat. Örnek 99'u yazmışım. Zaten 100 yıl diyoruz bak. 100 yıl hocam kaç yıldır? 100 yıldır ismi üzerinde ya. Sıfır dahil 99'a kadar. Tamam. 100 yıldır. Buradaki nüans o değil arkadaşlarım. Mı rakamları milada doğru sayısal değeri azalıyor. Azalır. Azalma nasıl olur değerli arkadaşlar? Büyükten küçüğe doğru. 99, 98, 97, 17, 2, 1, 0. Bitti. Günümüzde neredeyiz değerli hocam? 2018. O zaman bir şey daha çıktı ortaya. Mö'de durum neydi? Negatif. Azalırken sıfırdan sonra milattan sonra rakamları artar. Günümüze doğru sayısal değeri artar. Artar. Örnek veriyorum. Bakın şöyle hocam bir yardımcı olun lütfen. Kaydı herhalde şöyle bakayım. Evet hocam. Milattan önce 99 olsun. Tamam. Milattan önce 0 olsun. Milattan sonra 99 olsun. Soruyorum değerli öğrencilerime. Çünkü çıkmış soru var. Yeni moda bilgilerden bir tanesi. Hı hı. Hangi takvim bu zaman diliminde milattan önce karşılığında günümüze en uzak olan rakamdır? A mı? B mi? C mi? Ben ama desem, verirsen, beni desem, C mi desem? Ben cevap verirsem 3-1 olur durum bak. Hocam lütfen cevap verin. Sizden gelen gole helal olsun. A seçeneği hocam. Kesinlikle. Hocam neden A seçeneği? Çünkü geriye doğru geldi. Evet. Rakam ne olacak günümüze doğru? İnecek, sonra artacak. En uzak. O zaman tersinden soralım mı değerli arkadaşlarım? Günümüze en yakın olan hangisi? O zaman C seçeneği hocam. Bitti. Bu. Anekdot neymiş? Unutmayın lütfen. Bak bu ince bir nüanstır. Not alalım. Bizim mö. Mö var ya. Mö rakamları. Dikkat. Günümüze doğru sayısal değeri azalıyor. Azalır. Azalma nasıl oluyor? Büyükten küçüğe doğru. 19, 8, 7, 1, 0. Günümüze kadar milattan sonra ise ancak artış mı oluyor? Sayısal değeri artar. Biz 2017'deydik. Şimdi neredeyiz? 18'de. Şu an bizler milattan önce de yaşasaydık. Şu an 2018'deyiz. O zaman bir dahaki yıl başında 2017'yi kutlayacağız. Hocam tebrik ediyorum. Hocam süper. Bizim için de bu yaş adına da düşüş sağlar. Hocamın işte 40-32'nin işte çözümünü bilerek yaptım. He, 32 yaşındayım. Seneye 31 yaşındayım hocam. Lütfen kullanalım. Kullanalım. Arkadaşlar. Bence de kesinlikle kullanalım. Bu çok önemli arkadaşlar. Evet. Bizim için önemli. Evet değerli hocam. Hepimiz için çok değerli. Oho, bitmiş arkadaşlar hocam.
Sanki şu an dersimiz bitti diye düşünüyorum. Bitti. Çok değerli Doğu hocamla beraber yine güzel bir ders yaptık. Ama hala buradayız hocam. Hep buradayız canım, hep buradayız canım. Merak etmeyin arkadaşlar. Şu an yönetmen sağ olsun bize bir sütlaç ikramında bulunacak. Onu yiyelim hocam. Onu kesin yiyelim. Kokusu da geliyor. Ve sözü Doğu hocama bırakıyorum. Evet, bir sonraki derse yine Erdoğan hocayla, yine kaldığımız yerde yine hoş sohbetlerle beraberiz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.